Hayat bazen erteler vuslatı. Hiç ummadığımız bir zamanda, ummadığımız bir yerde buluveririz kendimizi. Aşk bir meydan savaşıydı benim için. Ben bu savaşta gözü pek bir neferdim. Burasıysa kıyamet. Burada yangınlar, yaralar, gidip dönmeyen canlar var. İlahi kelimetullah için, nizam-ı alem için, Allah rızası için! Nemçeli, devlet-i aliyeye savaş açınca sınır boylarındaki Müslüman köylerine baskınlar yaparak etrafı yakıp yıkmaya başlamıştı. Sultanımız Efendimizin emriyle ordu yürüdü Nemçeli. Seferden geri kalmak yaraşır mıydı? Emin ustam çevirmedi muradını. Aldı beni de.
O gün bugündür vazifemizin başında orduyu doyurmaktayız diyebilirim. Her selama bir elveda düşer bu hayatta. Oysa ki bu kuraklıkta beni yaşatan tek şeydi selam. Sen gönlümde yar oldun. Özlemin yara oldu. Bu sefer de bir veda mı olacak bu aşkta? Olmaz. Böyle olmamalı ayrılığımız. Gözlerim göz bebeklerindeyken vermeliyim son nefesimi. Bu yüzden seni bir kez daha görmek için, vuslata ermek, deniz gözlerine bir daha bakmak için sımsıkı tutuyorum şimdi hayata avuçlarımda. Ya ilahi, sakla gülüm adımız. Ver elimi bana, ile tacımız. Bizi günahkar asi mücrim kulları. Yaralı layıp kıl günahlardan beni. Lütfini göster bize didarını. Nimetinle toyla takdiri ilahi Dilruba. Üzme bu kadar kendini. Bilirim. Zordur dönüşü olmayan ayrılıklara dayanmak. Bu gidiş çok vakitsiz oldu Şemsinur Kalfa. Haşa. Sorgulamak, vakit biçmek bize düşmez kızım. Veren de o, alan da o. Sakın kalbini karartıp kötü hislere kapılma. Cennete.
ya ilahi, kılma bizi dallin. Bu duaya cümlemiz diyelim amin, amin, amin. Ustam. Ah. Hoş geldin. Kuyumcuyu açıyorlar. Kurban da keseceklermiş. He. Hadi gel birlikte mübarek olsun diyelim. Sen git Recep. Ben daha sonra uğrarım. Öyle olsun. Efendi, bereketi bol olsun. Hoş geldin çarşımıza. Allah razı olsun efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Senden de razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun komşu. Hoş geldin çarşımıza. Gel, gel. Sağ ol. Bol kazançlı olur inşallah. Allah kazançlı. Gel buyuruz. Maşallah, maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah var, bak bak. Hülasa, usulünce defet şunları. Allah rızası için biraz yardım edin. İnşallah. Biz de alalım. Allah rızası için. Hadi, hadi, hadi. Çok acısın, ne olur evladım. Bey amca, hadi zorluk çıkarma, hadi. Hadi, 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 hadi. Allah Allah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun bütün kanı buraya mı akacak? Sus! Arsız mismas. Tövbe estağfurullah. Allahümme inni veccehtu vecihiye lillezî fâtiris semâvâti vel ardı hanîfe ve mâ ene minel müşrikîn. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Emin Usta. Hoş bulduk. Buyur gel şöyle, geç. Tarçınlı ıhlamur. Sağ olasın. Hayırlı kelamın vardır inşallah Emin Usta. Yolladığımız adam kervanla haber göndermiş. Belki Tuna üstünden Belgrad'a gitmişlerdir diye oralara gitmiş. Lakin ne gören var ne duyan. Bir adamıyla da Budin'e haber salmış. Esir pazarlarını aratmış. Tek bir ize rastlayamamış. Neredesin be evladım? Neredeyse bakılmadık yer kalmadıysan usta. Kırım? Bir Kırım, bir Venedik. Oralara da haber salalım. Bak, adam bulamazsak ben gideyim Emin Usta. Giderim. Dur hele İhsan Ustam. Tutturdun gideceğim diye. Dört bir koldan aratıyoruz işte. 6 ay oldu siz döneli Emin. Ne ölüsünü bulabildik Ahmet'imin, ne de dirisini. Sen otur oturduğun yerde. Kefe limanına adam gönderdim bile. Bugün yarın orada olur. Kefe Osmanlı'nın elinde değil mi? Öyle elbet. Kuzeydeki esirleri hep oraya getiriyorlarmış. Ya Venedik? Orası zor İhsan Ustam. Her Venedik gemisine sorduruyorum. Oradaki esir pazarlarına da bakmalı. Bulacağız bir yolunu. Eğer oralarda da bulamazsak... Bulacağız Emin Usta. Bulacağız. Ahmet sağ salim çıkacak gelecek. Başka türlüsünü aklıma bile getirmem.
Sen de getirme. İnşallah İhsan ustam. İnşallah. Herkes gitti. Her şey için sağ olun. Siz de çok yoruldunuz. O nasıl söz öyle? Bunlar bizim vazifemiz. Hekim kadın senin annense, benim de dostumdu. Kardeşimdi. Hekim kadın Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Ama unutma ki yalnız değilsin. Ben de senin bir annen sayılırım. Sakın yalnız kaldım diye kederlenme. Anneciğin sana onca şey öğretti. Sarayda yerin hazır. Ne zaman istersen yuvana dönebilirsin. Hem yeni kızlar da gelecekmiş. Sana çok ihtiyaç olacak. Eskisi gibi yine bir arada oluruz. Çok sağ olun. Gidecek başka yerim mi var? Gelirim elbet. Ama bir süre daha çarşıya yakın olmak, Ahmet'ten gelecek hayırlı bir havadisi beklemek istiyorum müsaadeniz olursa. Tamam. Bir süre daha bekle. Ama çok da oyalanma Dilruba. Vakit su gibi akıp gidiyor. Bak 6 aydır ne bir haber ne bir selam var. Daha ne kadar bekleyebilirsin? 100 yıl. 1000 yıl. Ömrümün el verdiğince beklerim. Çünkü hissiyatım bana Ahmet'in sağ olduğunu söylüyor. Biliyorum. O yolladığımız adamlardan elbet hayırlı bir haber gelecek. Gece gündüz dua ediyorum. Bir anda anneciğimin acısı. Bir anda Ahmet'in özlemi. Şuram cayır cayır yanıyor. Ufacık bir umuda ömrümü bağlamaya razıyım. Bir haber. Küçücük bir iz. Neredesin Ahmet? Neredesin? Artık para eder ha. Kalk gidiyoruz. Nereye? Esir pazarına. Yeter aylardır seni beslediğimiz. Kalk. Vasili. Vasili. Tek atışta vurdun kızım. Aferin sana.
Bana ok atmayı kim öğretti babacığım? Hadi bakalım. Bugünlük yeter bu kadar. Tamam. Baba. Bir dakika. Ne kızım, koca hayvanı vuramadın. Baba, burada bir adam var. Kızım dur, koşma, yetişemiyorum. Ne olmuş buna böyle? Dur bakayım. Nabzı atıyor, yaşıyor. Baba, bu adam Osmanlı. Asker mi acaba? Ne bileyim, belki de bir kaçak. Ama üstü başı perişan, baksana. Ne yapacağız baba? Hadi yardım et de hana götürelim. Hadi. Kızım. Yeter ağladı. Hadi sil o güzel gözlerini. Annen senin için bıraktı. Anneciğim. Süleyman kızı Emine. Meclisi şer-i şerife gelip ikrarı tam ve takriri kelam edip üzerimde tapuyla kayıtlı olan bir bab konağımı, babamdan ırsan intikal eden iki bab bahçemi ve kendi alın terimle kazandığım altın ve akçelerimi bila kaydü şart Mustafa kızı Dilruba'ya bıraktığımı şahitler huzurunda ya. Hadi nerede kaldı bu çorba? Geldim efendim, geldim. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Tanrı'ya şükür. Kaç gündür ilk kez sıcak bir şeyler yiyorum. Her zaman sıcak yemeğimiz bulunur efendim. Buralarda ticaret yapmanın en güzel yanı bu hana gelmek. Burası olmasa yollarda açlıktan öleceğiz. Size afiyet olsun. Sağ ol. Başına ne gelmiş olabilir ki? Bilmiyorum. Kendine gelince öğreneceğiz. Acaba birinden mi kaçıyordu? Of anne, ne kadar meraklısın. Bırak soru sormayı da git annene haber ver. Bu oğlanı arka kapıdan içeri alalım. Belki de bir kaçaktır. Müşterilerin onu görmesini istemiyorum.
Başka bir isteğiniz var mı efendim? Hayır, teşekkür ederim. Anne, anne. Ne oldu? Arka kapıya gel. Çabuk. Tamam. Bu da kim? Nehirde bulduk. Kim olduğunu bilmediğiniz birini neden alıp getirdiniz? Bu delikanlı Osmanlı. Yardıma ihtiyacı var. Neredesin be oğlum? Neredesin? Hep seni. Yalnız seni düşündüm ben. Şimdi pusulasını şaşırmış bir gemi gibi başıboş. Fırtınayla sürükleniyorum. Sığınacak liman yok. Sen yoksun. Benden ümit mi kesti yüreğin? Benden geçtin mi artık sevdiğim? Oysa ki bu gece sen gelseydin ben ölmezdim. Ahmet! Ne oluyor? Ne oldu? Dilruba? Sakin ol. Ahmet. Ahmet öldü Nihan. Kalbine bir ok saplandı. Sen gelseydin ben ölmezdim dedi bana. Nihan, ben çok korkuyorum. Şşş, tamam. Karartma kalbini. Hem rüyaların aksi çıkarmış. Sakin ol. Daha iyi misin? Hadi yaz artık. Tamam mı? Allah'ım, sen onu koru. Sana emanet ettim Ahmet'im. Onu bana sağ salim ulaştır. Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Burası bir han. Nehirde boğulmak üzereydin. Kimsin? Neden nehirdeydin hatırlıyor musun? Ben düştüm. Birinden mi kaçıyordun? Hayır.
Hayır. Sen Osmanlı askeri misin? Bak evlat, biz güvenilir insanlarız. Osmanlı'yı severiz. Bize gerçeği anlat. Yoksa sana yardım edemem. Ben kaçıyordum. Beni esir pazarına götüreceklerdi. Sonra nehre geldim. Ve kaçacak yerim olmayınca atladım. Neden kaçıyordun onlardan? 6 aydır beni esir tutuyorlar. Beni kurtardığınız için sağ olun ama saklamak zorunda değilsiniz. Ben başımın çaresine bakarım. Karnın açtır senin. Önce bir yemek ye. Sonra da ağırda saklanırsın. Kaçtığın adamlar seni arıyordur. Bir süre saklan. Yavaş yavaş. Uğursuz uğursuz esneme üstüme doğru. Dükkanın bereketini kaçıracaksın. Dün canım çıkmış valla. Uykumu da alamadım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı günler oğlum. Sağ olun efendim. Ben şu köşedeki baharatçı dükkanının sahibiyim. Adım İhsan. Dükkanın mübarek olsun. Dün gelemedim, kusura bakma. Sağ olasın İhsan amca. Hepimize hayırlı olur inşallah. İnşallah, inşallah. Buyur içeri gel. Bir sabah kahvesi ikram edeyim sana. Sağ ol. Kahve içecek çok vaktimiz olacak nasıl olsa. Hadi, pazar ola. Sağ olasın. Samet, hayırdır abi? Hülasa. Şu baharatçıya giren kızın kim olduğunu öğren bana. Baharatçı kız mı girdi? Hadi oğlum, hadi oyalanma, hadi. Sen uyuyordun. Mendil. Mendilim. Mendilim yok. Bunu mu arıyorsun? Evet.
amma da kıymetli mendilim varmış. Kıymetli ya. Bana ayrılığa, esirliğe katlanma sabrını. Hatta kaçacak cesareti veren tek şey bu mendil. Annenin mi? Hayır. Sevdiğimin mendili. Benim için işledi. Al. Yemek var bunda. Ye. Sağ ol. Gidiyor musun? Bütün gün başında bekleyemem ya. Tek uğraşım sen misin benim? Ne kadar çok işim var biliyor musun? Sana bu kadar vakit ayırmam bile çok aslında. Ben size borcumu nasıl ödeyeceğim? Osmanlıyım dedin ya. İstanbul'u bilir misin? Orada yaşadım. Orada büyüdüm. İstanbul benim evim. Güzel midir? Çok. Çok güzeldir. Neden sordun? Hiç. Öyle. Ben gideyim. Handa müşteriler var. Sen de yemeğini ye. Ha, sakın buradan çıkayım deme. Onu daha ne kadar saklayabiliriz bilmiyorum Maria. Ne kadar gerekiyorsa o kadar saklarız. Yaptığımız iş çok tehlikeli biliyor musun? Onu arayan adamlar burada bulurlarsa başımıza neler gelir düşünebiliyor musun? Biliyorum ama onu bırakamayız Nikolay. Gördün mü onu? Tıpkı oğlum Borya gibi. Oğlumuz yaşlarında. Kim bilir belki de bir yerlerde karşılaştılar. Bir sokakta yan yana yürüdüler. O çocuk oğlumuz, Borya'mız olsaydı onu saklamayacak mıydık? Onu bırakırsak yakalanır. Ucuz bir ücretle kim bilir kime satılır esir pazarında. Belki de onun da bekleyen bir annesi babası vardır. Tamam Maria. Ne kadar gerekiyorsa saklarız. Selamünaleyküm. Selam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hadi kolay gelsin. Neredesin sen? Sana git bir şey öğren dedim. Ortadan yok oldun. Bilgi toplamak kolay olmuyor. Atla deve değil. Altı üstü kızın nerede olduğunu öğrenecektin. Hülasa abi işe alırsa onu tas tamam bitirir Sermet Efendi. Hı. Kızın yedi ceddini öğrendim. Ha. Kimmiş? Saraydaki hekim kadın var ya, hı-hı, onun kızıymış. Anasıyla beraber konakta yaşarlarmış. Vay vay. Ya. Hekim kadının kızı ha? Yaralarımızı iyileştirdiler. Esir pazarında satacaklardı bizi. Birlikte kaçacaktık ama ben tam iyileşemediğimden kaldım. Arkadaşıma da haber gönderdim. Birkaç gün daha beni orada tutacak olsalar kaçmayacaktım. Nasıl olsa arkadaşım varmış. Yerime haber vermiştir dedim. Gelirler kurtarmaya diye bekleyecektim. Ama esir pazarına götüreceklerini öğrenince kaçmaktan başka çarem kalmadı. Beni kurtardığınız için sağ olun. Ama benim gitmem gerek. Birkaç gün daha burada saklan. Dört bir yanda arıyorlardır seni. Burada sizi de tehlikeye atıyorum. Sen merak etme. Kimse bir şey yapamaz bize. Buradan çıkma yeter. Herhalde onunla selamun gelmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gelin. Aleykümselam. Aleykümselam. Otur. Eyvallah. İhsan Efendi. Ya anlat bize ne olmuş? İhsan Efendi, Dilruba kızımız neden gelmiş? Ahmet'ten haber mi var yoksa? Hmm, kötü bir rüya görmüş yavrucak. Ahmet'i öldü görmüş. Aa, Allah esirgesin. Allah esirgesin. Rüyaların tersi çıkar derler. Ya. Ömür verilmiş. Sağ ol. Hayra yoralım. Öyle tabii. Allah hayra çıkarsın. Kayıp çok zor derlerdi de inanmazdım. Meğer hep kötü şeyler doğarmış insanın yüreğine. Bu kızcağı da kim bilir neler neler kurar kafasında.
Aklı karışmış besbelli. Halini anlarım oncağızın. Benim de ne gecem var ne gündüzüm. Aklıma bin türlü şey geliyor. Yine de hüsnü zanda bulunmaya gayret ediyorum. Doğru da yapıyorsun. Ahmet'imiz sağ salim dönecek inşallah. 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 Dur sana İnşallah. Bir kahve yapayım. Sağ ol. İnşallah. Ulan dur ulan. Kelabıya bak. Buyur ustam. Geldim ustam. Yemekler hazır. Tamam. Koş Emin Usta'ya haber ver bak. Tamam ustam. Tamam ulan yürü. Bunu liman şefi Renzo'ya ulaştır Mustafa. Tabii ustam. Çok önemli ve çok acil olduğunu söyle. Aferin size çocuklar. Bunu da ver kendisine. Daha lazım olursa bana haber yolla. Gözünü seveyim ihmal etme. Hiç merak etmeyesin Emin ustam. Allah'ın izniyle sabah ezanında denize açılıyoruz. Varır varmaz ilk işim pusulayı liman şefine ulaştırmak olacak. Sağ olasın. Siz sağ olun ustam. Ne oldu Nurullah? Ustam yemek de hazır. Tamam geliyorum. Hayırdır inşallah bu saatte? Sen dur, ben bakarım. Sen gel böyle, gel. Otur, gel canım böyle. Dur bakayım ben de. Buyur efendi. Sen kimsin? Dilruba Hanım, sen misin? Hayır değilim. Neden sorarsın Dilruba'yı? Kendisine bir haber getirmiştim. Ahmet'ten. Dilruba benim. Allah rızası için söyle efendi. Ahmet'i gördün mü? Yaşıyor mu? Söyle. Allah aşkına söyle. Nerede Ahmet? Ben Dobruca'dan geliyorum. Biz ikimiz orada esirdik. Ne? Esir mi? Peki Ahmet nerede şimdi? Sen niye buradasın? Ahmet yaralıydı. Bizi esir alan adamlar insan taciriymiş. Esircilere esir bulurlarmış. Ahmet'e baktılar, iyileştirdiler. İkimiz de esir pazarında esirciye götüreceklerdi. Ben ellerinden kaçmayı başardım. Peki Ahmet, o hala orada mı? Evet, ben kaçarken hala oradaydı. Baba Dağı diye bir yerde tutarlar onu. Bana hep size anlatmıştı. Kurtulabilirsem gelip size haber vereceğime söz vermiştim. Nasılsa ben canımı kurtardım diye köyüme bile geçmeden buraya geldim. Çünkü vakit dar. Ne demek bu? Dedim ya bizi satacaklardı diye. Ahmet iyileşmişti, gücünü toplamıştı. Bugün yarın esir pazarına çıkarlar. Belki de çıkmışlardır. Eğer Ahmet'i satarlarsa ona bir daha ulaşamazsınız. Hemen yetişin kurtarın diye size geldim. Ustam, mantının üstüne nane de koysak.
Müşteriniz yok mu? Bu aralar biraz sessiz. Gelen giden olmuyor. Bu adam buralı. Oğlanı arıyor olmasın? Bugün buralarda yabancı bir adama rastladınız mı? Aha, hayır efendim. Buralar bugün çok sakindi. Siz birini mi arıyorsunuz? Evet. Kimseye rastlamadığından emin misin? Tabii ki eminim. Yok, benim gitmem gerek. Sen gelseydin ben ölmezdim demişti. Gitmem gerek. Diluba, ne yapıyorsun? Sakin ol. Gitmem gerek. Biraz makul ol. Sen nereye gidebilirsin kız başına? Beni çağırdı. Yardım istedi diyorum. Ahmet'e bir şey olursa kendimi asla affetmem. Bir şey olmayacak. Yarın ilk iş Şemsunur Kafa'ya haber veririz. Sen de İhsan Usta'ya gidersin. Ahmet'i aramaya adam gönderirler. Ahmet beni çağırdı. Gitmezsem ölecek. Ahmet'in ölmesini mi istiyorsun? Benim gitmem gerek. Öyle olmasa oraya ay görmezdim. Biliyorum, yardıma ihtiyacı var. Bana ihtiyacı var. Hayır. Didar, ver şunu. Hayır. Didar, bak ver şunu diyorum. Kendine gel dedim sana. Verir misin? Didar, ver. Hayır. Şunu. Ver diyorum. Buna asla izin vermeyeceğim. Bırak şunu. Hayır. Böyle kendini ateşe atmana izin verir miyim sanıyorsun? Ne olur sükunetli davran. İyi ki gelebildin. Ne söyleyeceksen söyle. Melül melül bakma öyle. O kızı düşünüyorsun değil mi? Sana ne? Ya diyorum ki, sen yarın kervana gideceksin. Sen gelene kadar bu dükkanı kapalı tutsam da dışarıdaki işleri halletsem? Daha ilk günden böyle yapacaksan eyvallah deyip yollarımızı ayıralım ha? Canım ben öyle demek istemedim. Bu dükkanı babamızın hayrını açmadık biz. Burası bizim temiz yanımız. Herkes bizi düzgün çarşı esnafı bilecek. Bu dükkan her gün açılacak. Fırıncı, şekerci, baharatçı kapatıyor mu dükkanlarını? Onlar nasılsa biz de öyle olacağız. Böyle konuşmadık mı? Konuştuk. Hem ben zaten o kervana gitmeyeyim diyorum. Düşündüm de o kervandan gelecek kar için Rumeli'ye onca yol tepmeye değmez sanki. Gerçi yine de belli olmaz. E gitme o zaman. Neyse, düşünürüz. Hadi bugünlük bu kadar çalıştığımız yeter. Kapatalım dükkanı. Hadi. Sen ne yapacaksın bu gece? Agob'un yanına gidelim mi? Bak nicedir uğramıyoruz. Yok. Ben bir eve uğrayacağım. Başka işlerim var. Hayırdır bu saatte? Kız nerede oturuyor demiştin sen? Eczacı Arte'nin konağının yanındaki evde. Bu adam da gece gece ne yapıyor burada? Burada mı yaşıyor? Vallahi bilmiyorum da ayağımıza dolanmasın da ne yaparsa yapsın. Hadi hayırlı geceler. Selametle. Hayırlı geceler İhsan Bey amca.
Bir kız için çok güçlüsün. Buralarda böyle olmak zorundasın. Ben bu işlerin altından kalkamazsam bu iş babama kalır. O da iyice yaşlandı artık. Neden öyle bakıyorsun? Kusura bakma, ben daha önce hiç senin gibi bir kız görmedim. Yani ne bileyim, kılığın, kıyafetin, tavırların şey gibi biraz. Ne gibi? Ya hiç kız gibi değil işte. Çorban bitmiş. Seni kızdırdıysam affet. Ben sana niye kızayım ki? Beni kızdıracak kadar mühim değilsin, merak etme. Gördün mü? He. Bunda kesin para vardır. Zengin birine benziyor. Hadi yürü. Hadi. Neden hala oturuyor? Şşt. Gider birazdan, sakin ol. Hadi koş koş. Gene bekleriz efendim. Afiyet olsun. Sağ olun. Hiç böyle kız görmemişmiş. Aptal. Kızım işte. Keşke gözünü yumruğu indirseydim. Afiyet olsun. Yine gelin. Kim var orada? Orası ahır. Birkaç hayvandan başka... Sizin hayvanlarınız çorba içiyor demek ha? Ne istiyorsunuz benden? Ne saklıyorsun orada? Ben bir şey saklamıyorum. Ver onu, ver, ver. Çıkar şunu, çıkar. Orada kimse yok. Yürü, yürü çabuk. Ne yapıyorsun, bırak. Orada kimse yok. Sizin hayvanlar çorba içiyor ha? Sana benden kaçamazsın demiştim.